saat bugünkü yatay hareket beklentisizlikten mi kaynaklanıyor? Borsa için 79 bin seviyesinin aşılması ne anlama geliyor? ALB menkul değerlere dönelim. Eda Önder karşımızda sorularımızı yanıtlayacak. Eda günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Burçak Hanım, hoş bulduk. Şimdi borsayla başlayalım istersen. Yukarı yönlü hareket var. Dün ikinci seansta bir toparlanma geldi. Ama çok da ivme kazanamıyor bu hareket. Beklentiye baktığımızda bu hafta içerisinde çok önemli bir şey kalmadı gibi. Önemli verilerin birçoğu geride kaldı. Gerçi bugün Amerika'da kişisel tüketim ve harcamalar izlenecek. Ama ne yön verir piyasaya? Hangi hareketler belirleyici olur ya da hangi gelişmeler bugün borsa tarafında? Bugün endeksin seyrini izlememiz için öncelikle aslında dolar TL'ye bakmakta fayda var. Çünkü dün Amerika'dan gelen olumsuz haberlerle birlikte dolar TL'de bir gerileme görmüştük. Bu da BIST tarafına bir olumlu etkide bulunmuştu. Aslında dün BIST'in genel seyrine baktığımızda F için kredi notunu indirmesi ve jeopolitik riskleri de unutmamak lazım. Irak'tan gelen haberlerin etkisiyle aslında bizim günü genel anlamda kayıplarla geçirsek de gün sonunda bir kayıplarımızı bir nebze de olsa tamamladığımızı, geri aldığımızı söylemek mümkün. Bugün de aslında onun bir nebze etkisini taşıyoruz. Dolayısıyla bugün günün ikinci yarısına kadar bu yatay seyrimizi, hafif alıcılı seyrimizi devam ettirebileceğimizi söylemek mümkün. Özellikle bugün ABD tarafındaki verilere dikkat çekmekte fayda var. Çünkü istihdam talepleri, ardından işsizlik başvuruları ve PCE enflasyonuna bakmak lazım ki dün gelen beklenenden fazla daralmıştı ABD ekonomisi. Dolayısıyla daralan ABD ekonomisine ilişkin olarak Fed'in faiz artırımını öteleyeceği haberleri de gündeme gelmişti. Dolayısıyla Amerika tarafına baktığımızda bir haber akışı söz konusu. Dolayısıyla bugün bu sebeple dolar TL'nin seyrine bakmakta fayda var. Günün ikinci yarısında BIST'in seyrinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Teknik seviyelere baktığımızda da bugün için 79 bin seviyesi önemli açıkçası. 79 bin seviyesinin üzerinde tutulması durumunda alımların devam edebileceğini ve 80 bin seviyesinin yeniden hedeflenebileceğini söylemek mümkün. Ancak 79 bin seviyesinin altında da 78.600 seviyesini destek seviyesi olarak izlemek mümkün. 78.600 seviyesinin altında satış baskısıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla 77.500 seviyesinde destek seviyesi olarak izlememizde fayda var. Peki, çok teşekkür ediyoruz Eda Önder değerlendirmelerin için, katıldığın için. Dolar TL tarafındaki hareket küresel piyasalardaki seyirle birlikte belirleyici olacak dedi Eda Önder. Bugünün gündemini hemen şöyle bir kısaca hatırlatalım.